Arkadaşlar biliyorsunuz geçmiş olduğumuz haftalarda Volkswagen LT35 sökmüştük kamyonet hemen şu karşı tarafta. Aracın silindir kapağını söktüğümüzde pistonlarında sıkıntı vardı, gömleklerinde sıkıntı vardı. Bu aracın sizlerle silindir kapağının sökülmesi, rektifiyede yapılan işlemler, motorun toplanması hepsini set halinde, parti halinde paylaştım. Bu videoda da motoru üzerine koyup marşına basıp çalıştıracağız. Tabii ben bu aracı teslim ettim, testine çıktım. Araç sahibiyle beraber Sancaktepe'den Gebze Kocaeli tarafına gittik. Hatta bir nakliye yaptık. Bu arada araç sahibi daha önce bana bir söz vermişti. 2 sene önce sana çıkma bir kepenk takacağım demişti. Kepenk işiyle uğraşıyordu. O arada tabii hali vakti yerinde bir abimiz olduğundan dolayı sıfır bir kepenk hediye etti. Kesesine bereket, Allah razı olsun diyorum. Bu video bunlardan ibaret. Motoru üzerine atacağız, marşına basacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Selamun aleyküm. Sanırım LT35'in son bölümünü çekiyoruz. Motor toplandı, bitti. Kasa içerimizi maalesef temizleyemeyeceğim. Buralar leş. Normalde nasıl titiz temiz çalıştığımı bilirsiniz beyler. Dükkana uzak, yıkama makinesi buraya yetişmeyecek. Şu arka tarafta kapak falan yoktu. Pompanın sentesini falan her şeyini ayarladık. Bunları sizlerle çektim tek tek. Manifoldu aracın üzerinde takacağım. Çünkü bayağı bir engel olacak. Tesisata mesata. EGR'nin oradan bir duman geliyor. Akıllara zarar. Zannedersin araba yanıyor. Geç bas ya. Aç biraz beklesin. Tamam. Bırak. Bas. Hop. Direksiyon pompası fırlattı yemin ediyorum şeyi. Vurduğu yeri görüyor musun? O biten yağ bidonu var ya Yusuf. Onu getirip içine koyalım. Ya marşın sesini duyak, daha zorlamaya gerek yok zaten. Çalıştırmaya çalışıyoruz beyler. Birçok yerini toplamadım. Su hortumları, radyatörü, EGR'si. Marş da biraz bunun sıkıntılı. Öyle bir arabaya bulaştık ki motorunu topluyoruz. Fark etmeseydik bu araba 3 gün sonra tekrardan bize contayı yakıp da gelecekti. Araca biliyorsunuz 6 ay önce motor revizyonu yapılmıştı. Bu arabanın hortumları leş gibiydi. Her yerinde sıkıntı vardı. Bakın şurayı açtım. Yaklaş şurayı göster. Şurada bir su girişimiz var. Burayı açtık. Neden? Hararet yapmasın araç diye. Öyle bir şey gördüm. Öyle bir şey gördüm ki şok olacaksınız ya. Alıyor mu? Bakın buranın içerisi, ki orayı göstereceğim zaten, aşama aşama gidiyorum. Çünkü derler ki bunun içine sen bir şey doldurmuşsun derler. Derler oğlu derler. Kimsenin ağzı torba değil bücesin. Bak vay vay. Vay ki ne vay. Şimdi biz bunu artık buradan komple sökeceğiz. İç kısmını güzelce bir temizleyeceğiz. Yoksa araç 2 gün sonra tekrardan conta yakar. Aracımızı toplamaya devam ediyorum. Çok önemli bir detaydı. Sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bir de içeriden bakalım. Yusuf geç öbür tarafa. Evet, LT35'in final videosu. İsabet Yusuf. Şimdi beyler burada neyi görüyoruz? Arka pompanın triggerini görüyoruz. Avans ayarımız tuttu tek seferde çok şükür. Hiç uğraşmadık. Kanalda destek olan ustalarımız veyahut da bilgisi olan izleyicilerimiz vardı. Allah razı olsun. Ben bu motoru sökerken acaba avans ayarını ön taraftan mı yapıyoruz? Bu nasıl motormuş falan derken burada bir kapak var dediler. Ben buradaki kapağı avans ayarını yapmak için sökmedim. Tek seferde tutturdum. Detaylı bir şekilde de bunu birkaç dakika önce sizlerle paylaştım diye ümit ediyorum. Çünkü sentesini falan paylaşmıştım. Aracın şurada kalorifer hortumlarını takmak için sökmüştüm. Hemen şurada arka kısımda biraz aracı bu şekilde test edeceğim ki oradan herhangi bir su kaçağı falan olursa diye tekrar buraları toplamayayım diye. Onun haricinde aracımızın bakın şurada bir kaçağı var. İsi görüyorsunuz. Birazdan çalıştıracağım, sizlerle paylaşacağım. Araç ilk geldiğinde bu ön kısım komple sisler dünyası gibi her yer kapkaraydı. Vitesimiz langır langır sallanıyordu. Teklememiz gitti.
Ama buradaki kaçak hala devam ediyor ve hatta sivop sesi gibi böyle pıs 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 diye oradan kaçırıyor. Bunun sebebi buradaki conta falan yeni, civataları falan sıkmasına rağmen kaçak var. Neden? Ya manifoldta çatlak var beyler ya da yüzeyinde bir bozukluk var. Şimdi gelin sizlerle marşımız kaç saniyede alıyor? Buna bir bakalım. Aç kontağımızı Yusuf. Bu araçla şarj dinamosunda da bir sıkıntı vardı. Onu da paylaşacağım sizlerle. Hadi bismillah. Sendeyiz Yusuf. Maşallah be. Maşallah. Yusuf ustam yapıyor bu sporu. Eline sağlık. Vitesimizi görüyorsunuz beyler. Zerre oynama yok. Bak. Zil gibi çalışıyor maşallah. Hiçbir sarsıntımız yok. Bak şimdi gaz vereceğim. Ver Yusuf. Ver. Ver. Duman atmadı ama kaçak sesi duyuluyor. Heh attı. Burada bir manivoltta kaçağımız var. Yani böyle bir sıkıntımız var. Şöyle motoru da paylaşayım sizlerle. Maşallah. Termostatım açmış, suyum ısınmış. Şarj dinamosunun şu üzerindeki soketini taktığım zaman araba şarj etmiyor beyler. Ama bu şekilde şarj ediyor. Zaten motoru sökerken de takılı değil diye hatırlıyorum ama şimdi siz benim biraz sonra deneyeceğim şeyi yapmayın. Çünkü araçlar yeni model, insanlar artık yeni model araç biliyor ve beyinli. Şimdi bunun şarj edip etmediğini, bakın buradan çıkartıyorum kutup başımı, aracım hiç top etmedi. Eğer ki şarj etmeseydi aracım istop edecekti. Aracın kompresörü efsane oldu. Her ne kadar haşatla gözükse LT35'imizin maşallah sonuna geldik. Direksiyon yağımızın havasını falan aldık. Bunları tamamladık. Durum bu vaziyette. Buraları temizleyeceğiz beyler. Bana bununla alakalı kötü eleştiride bulunmayın lütfen, rica ediyorum. Kanalı uzun süre takip eden arkadaşlar nasıl çalıştığımızı bilirler. Hadi bakalım. LT35'imiz müşterimize hayırlı uğurlu olsun. 35 metrekare Murat Usta dükkanında. Aciliyeti olmayan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Garantili bir şekilde araçları toplayarak. Daha elimi sürmedim. Şurada bir tane partner'ımız var. 1.9. Motor revizyonu yapılacak. Burada Emrah kardeşimin Euro Civic aracı var. Silindir kapak contasında ufaktan bir yanığı var. Su eksitmesi var. Egzozdan veriyor. Bir de yağ kaçakları falan var. Toplayacağım. Ben bu araca binmek zorundayım dedi. Biz de bunun elini ayağını toplayacağız. En azından 3-5 sene masraf etmeden binsin. Ben alüminyum bloklardan pek fazla haz etmiyorum beyler. Bu alüminyum bloklar hangi araçlarda oluyor derseniz Honda gruplarında, BMW gruplarında, Ford Fiesta 1.4 TDCI'lerinde ve burada görmüş olduğunuz 206'da alüminyum bloklar mevcut oluyor. Döküm blok candır, gerisi heyecandır diyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Akşam gecenin geç bir saati. Yusuf! Piston egzozdan çıkacak. Ne yapıyorsun Yusuf? Neyi test ediyorsun böyle gaz vererek? Hayır, saati bozuk galiba. Şu anki olduğu yerde kalıyor. Bak, termostat açmış. Lokum gibi. Suyu geri verme yok. Aynen. Devir dayım var. Bayağı bir aşağıdan geliyor beyler bu. Şöyle hortum alttan ağrı. Basarak geliyor. Tam final konuşması yapıyordum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.